Ya benimsin ya kara toprağın zihniyetinin son örneğim. Boşandığı eşinin evleneceğini duyunca öfkeden deliye döndü. Eline silah alıp kurşun yağdırdı. Damat adayını ağır yaraladı. Kardeşini öldürdü. Eski eşini vurmak için evine gitmişti ki polis ondan önce davrandı. İşte korkunç olayın kanlı ayrıntıları. Evliyken huzur vermedi, boşanınca da kabusu oldu. Eski karısının evleneceğini öğrenen cani koca dehşet saçtı. Zeki Aslan yaklaşık 15 yıl önce evlendi ve 3 çocuğu vardı ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce eşinden ayrıldı. Arslan'ın eski karısı Feride Adalı ise yeni bir yuva kurmak istiyordu. Aslan bunu duyunca seni de onu da öldürürüm. Eğer evlenirsen ikinizin de hayatına son veririm dedi. Ancak buna rağmen Aslan'ın karısı evliliği kabul etti. Çift evlilik hazırlığı yapmaya başladı. Sadık Yıldız dün kardeşiyle alışverişteydi. Şakir ve Sadık Yıldız kardeşler kahveden çıktı. O esnada onları dışarıda Zeki Aslan bekliyordu. İkisi dışarı çıktığı an onlara peş peşe ateş etmeye başladı. Şakir Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Zeki Aslan karısını öldürmek için onun adresine gitti. Pendik Asayiş Büro ekipleri sıradaki hedefin Feride Adalı olduğunu anlayınca hızlı davrandı. Evinin önünde hazırlık yapıldı. Arslan içeri girerken kıskıvrak gözaltına alındı. Karakolda eski karımın evlenmesini istemiyordum, uyarmıştım dedi. Sadık Yıldız'ın hayati tehlikesi ise devam ediyor.